Ben yaptığım araştırmalarda Behiç Erkin başta olmak şartıyla orada resimlerini gördüğünüz insanların resimlerini buldum. 21 dışişleri mensubinin o zaman yapmış olduğu en büyük yardımlar, kurtarma hareketleri vesaire tarihin karanlıklarına gömülmüş. En büyük hizmeti muhakkak ki Behiç Erkin yapmıştır. Çünkü doğrudan doğruya Vişin'de müdahalede bulunmuş ve Türkiye veya Musevilere bir hizmet değil, dünya medeniyeti bir misal, medeniyetine bir misal teşkil etmiştir. Behiç Bey, Türkiye ile olan bağını en zayıf kanıtlarla bile ispat edenlere pasaport verilmesini emreder. Böylece yüzlerce Musevi'ye Türk vatandaşlığı vererek Almanların hışmından korur. Acil durumlarda Ankara'dan onay gelmeden Musevilere vatandaşlık belgesi ve pasaport sağlayan Behiç Bey, savaşın ortasında eşi görülmemiş bir asayeti sergileyerek tüm dünyaya bir insanlık örneği gösterir. That the Turkish embassy had moved from Paris to Vichy. And so in Paris, Turkey was represented by a consulate. And when the Turkish consuls in Marseille and Paris received these instructions from Ambassador Behiç Erkin, who was now in Vichy, they first of all made a survey of all the Turkish Jews who lived in Paris and Marseille in southern France. And then they sent out a notice to them that if they wanted to leave or if they wanted protection, they should contact the Turkish embassy. Now, some of these Turkish Jews had retained their Turkish citizenship. They had renewed it when required during all the years they lived in France. And so for them, it was no problem to provide protection. But some of them had married local Jewish women in France or non-Jewish women. They had gotten businesses in France. They had Jewish children who are French citizens and not Turkish citizens. And they had allowed their Turkish citizenship to lapse. And so for them, the Turkish consuls invented something called the Gayri Muntazam Vatandaşlığı, the irregular Turkish citizenship. They prepared documents in Turkish which said that this person is a Turkish citizen whose citizenship has lapsed and who has reapplied for renewal of his Turkish citizenship to Ankara, and in the meantime, he is to be protected as a Turkish citizen. They wrote that in Turkish on a big document with a big seal, and the Nazis authorities, who could not read Turkish, accepted that as evidence of Turkish citizenship, and so protected those Jews as well as those who had regular citizenship papers. Behiç Erkin göreve başladığı Paris'te tam Gestapo binası ile yan yana olan Türk elçiliğinde, ki Gestapo binası daha sonra Türk elçiliğinden yanına taşınarak bir yerde gözdağı vermek istemiştir. Vize almak veya Türklüklerini kanıtlamak için müracaat edenlere, ellerinde evrakı, düzgün evrak veya kaydı olmayanlara dahi elçilik kavası vasıtasıyla öğrettiği bazı Türkçe kelimeleri, örneğin Türkiye vatanımızdır, ben Türk'üm, akrabalarım Türkiye'de, ben Türk'üm ve vatanım orasıdır gibisinden bazı Türkçe sözleri sadece söylemekle yetinenlere dahi bu beyanlarını bir belge ve bir kanıt olarak kabul edip kendilerine pasaport ve Türk vatandaşı ilmi haberi belgesi vererek onları muhakkak bir ölümden kurtarmış değerli diplomatlarımızdan biridir. Büyükelçi Behiç Bey, Vichy Hükümeti'nin Dışişleri Bakanlığı'na şu mektubu yazar. Türkiye, kendi vatandaşları arasında ırk, din veya diğer unsurlara dayalı ayrım yapmaz. Bu açıdan Fransız hükümeti tarafından Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlarına ayrımcılık yapılmasından da rahatsızlık duyar. Türk hükümeti, Musevi ırkından olan vatandaşlarını ilgilendiren her konudaki hakkını saklı tutacaktır. 15 Aralık 1942'de Marsilya Başkonsolosu Bedi Arbel'e şu telgrafı çeker. Yahudi vatandaşlarımızdan kimlikleri usule göre düzenlenmiş olanlar zorunlu çalışmaya tabi tutulamazlar. Şayet böyle bir durum ortaya çıkarsa onlara koruma sağlayacağımız gayet tabidir. Paris polis şeflerine konuyla ilgili talimatlar hatırlatılmalı ve gerektiğinde ilgili merciler girişimlerde bulunulmalı. Yetkili kişiler duruma müdahale etmelidirler. Türkler savaşa girmemiştir. Bütün Türk, Yahudi olsun olmasın hepsi Türktür. Ve bazı
konsoloslukta aidatı var. Aidatını vermeyenler efendim, onları da kabul edeceksin dediler. Bazıları Türkçe bilmiyor. Bir iki laf öğrensin dedi, yeter. Hepsi Türk oluyor dedi. Türkiye'de olduğundan sonra Türktür. Paris'te bir konsolosluk var. O konsolosluk Almanlar kaldırmak istemiş işittiğime göre. Fakat Beyiç Bey hayır dedi. Türk varken konsolosluk da olacak. Paris'te Türk var, konsolosluk orada duracak. O konsolosluk Beyiç Bey'in emirleriyle bizi korudu. Şimdi babam gidiyordu, şimdi ben gençtim. Babam gidiyordu konsolosluğa. Efendim bütün yolda burada bir şey, yıldız takacaklarmış. Babam gitti konsolosluğa. Biz takmalı mıyız? Hayır. Siz mecbur değilsiniz takmaya. Türksünüz, mecbur değilsiniz. Takmadık. Ondan sonra eve, bütün yolcular evden topluyorlar Almanlar. Siz korkmayın, sizin eve kimse gelmeyecek. Emir verdik, kimse gelmez. Türk'ün evine girmeyecekler Almanlar. Babam söylüyor. Demek Beyiç Bey'in emirleriyle bütün konsoloslukları bu emir Almanlara söylemiş. Almanlar da bu emirleri kabul etmişler. Kabul ettirmiş. Demek ki bunun sayesinde, Türk olduğumuz sayesinde kurtardık. Çünkü bütün Fransız Yahudileri hepsi gitti. Bizim akrabalar vardı. Fransız olmuşlar, orada doğmuş. Hepsi öldü Auschwitz'te. Çoğu kuzenlerim, muzenlerim hepsi gitti. Efendim. Biz de giriyorduk. Fransız olsaydım yoktum bugün. Vichy polisi Fransa'da Yahudi avına başlar. Paris yakınlarında Drancy toplama merkezine gönderilen Yahudiler ya yaşamlarını yitirir ya da Katarlarıyla Auschwitz, Buchenwald ve Treblinka toplama kamplarına gönderilir. Şanzelye'den çıkıyorum metrodan. O metro şimdi Franklin Roosevelt'te, o zaman ismim Barbeuf'tü. Oradan çıkıyorum. Alman inzibatları var kapıda. Çıkışta. Çıkan erkeklere, herkese var. Nüfus kağıdını filan. Evrak. Ben de gösterdim. Bana sordu. Gösterdi. Baktı. Üzerinde Jüif var. Damgası var. O damgayla efendim beni, başka bir asker var yanında. Asker gel dedi. Bir arabaya bindik. Bir gara geldik. Gar efendim bir tren. Her taraf böyle dizilmiş askerler var. Bize böyle bir koridor içinde yürütüyorlar. İki taraf asker vagona sokuyorlar. Ama şey vagonları, oturma vagonu. Oturuyoruz, oturuyoruz, oturuyoruz. Ayakta olanlar da var. Tren kalktı. Aşağı yukarı bilmiyorum, bir saat, iki saat sonra bilmiyorum ne kadar, hatırlamıyorum. Bir yere geldik. İndirdiler bizi. Yine iki taraf asker tüfekle böyle bir şeyle, böyle iki taraf böyle, ortada beşer beşer yürümeye başladık. Yürüdük, yürüdük, hava soğuk, bir yere vardık. O yerde bir kamp. Baktık, orada koğuşlar var, böyle bir kamp. İçinde koğuşlar, yerde samanlar var. Bizi attılar orada, paltoyla, maltoyla samanda yattık. Duş dediler efendim. Çıktık. Akşam 5-6 karanlıktı. Çıplak. Herkes dedi çırılçıplak olsun. Elbiseleri alsın elinde ve bekle. Bir kuyruk, 2-3 tane kuyruk var böyle. Soğuk aşağı yukarı 15-20 derece sıfır altında çıplaksın. Açsın. Ondan sonra bir asker geliyor, bakıyor kıllarına böyle şey olmasın, bit bit olmasın. Ondan sonra beklersin, beklersin, ilerliyor, bir duşa giriyor. Orada büyük bir oda, sular akıyor, herkes suyun altında giriyor. Ondan sonra bir taraftan çıkıyorsun, elbiseler yerde ve tüvmem ne yaptılarsa böyle bakıyorsun hangi seninki, topluyorsun, çıkıyorsun, giyiniyorsun böyle, tekrar her gün böyle. Elçilik ve konsolosluk görevlileri gözaltına alınan ve tutuklanan
Musevi vatandaşlarını kurtarmak için günde 3-4 kez Gestapo karargahına giderler. Böylece Türk vatandaşı Museviler tek tek kurtarılır. Büyürlenen evlerine tekrar girebilmeleri, eşyalarını satabilmeleri için gerekli izinler sağlanır. Türk hükümetinin kararlılığı ve Behiç Bey'in insanüstü çabalarıyla birçok Musevi, Türk vatandaşı olduğu gerekçesiyle kamplara gönderilmeden kurtarılır.